1980'lerde yeterince kâr edemeyen Renault büyük bir finansal krizin içine girer. Bu krizden çıkmak isteyen şirket, yerli ve global pazarda büyük etki yapacak bir model tasarlamaya karar verir. Tasarlanacak yeni model, Renault için hayati bir öneme sahipti. 4 yıl süren proje sonucu Renault 19 serisi ortaya çıkar ve gösterdiği başarı ile şirketin finansal krizden çıkmasında büyük rol oynar. Renault 19'un hikayesi bütün detaylarıyla başlıyor. Renault 1960 ve 70'lerde ürettiği Renault 5, Renault 8, Renault 12 ve Renault 16 gibi küçük otomobillerle popülaritesinin zirvesindeydi. Özellikle 1970'lerin başında yaşanılan petrol krizinde Renault'un satışa çıkardığı ekonomik, yakıt tasarruflu bu küçük sınıf otomobiller Avrupa ve dünya pazarında büyük etki yapar ve yüksek satış rakamlarına ulaşır. 1980'lere geldiğimizde Renault, popülerliği gittikçe azalan küçük otomobiller yerine biraz daha büyük ve geniş orta sınıf aile otomobillerine yönelir. Bu vizyon doğrultusunda 1981 yılında Renault 9 üretim bandından çıkar. Ekonomik ve lüks sayılabilecek donanımlara sahip model, bir yıl sonra Avrupa'da yılın otomobili seçilir. Renault 9 modeliyle sadece Avrupa pazarını hedeflese de araç global pazarda da çok başarılı olur. Renault 9 serisinin ve Broadway efsanesinin hikayesini anlatan videoyu yukarıda çıkan karttan izleyebilirsiniz. Renault 9'un ve diğer modellerin başarısına rağmen 1980'lerin başında Renault büyük bir finansal krizin içine girer. 1983'te Fransa'da en çok satılan 4 otomobil Renault üretimiydi. Modeller Renault 5, 9, 11 ve Renault 18'di. Şirket yerli pazarda lider olmasına, global pazarda da başarılı olmasına rağmen yüksek kârlar elde edemiyordu. Bu nedenle şirket büyük bir finansal krizin içine girdi. Finansal olarak zorlanan Renault, kaynak bulmak için küçülmeye giden Amerikan motor şirketinden önemli miktarda hisse satın alır. Şirketin amacı Amerika'da üretim yapmaktı. 1973 yılında yaşanılan petrol krizinden sonra Amerika'da tüketicilerin küçük, yakıt tasarruflu otomobillere yönelmesi, Amerikan hükümetin otomobil üreticilerine emisyon sınırlaması getirmesi, büyük ve güçlü motorlu araçlar üreten AMC'yi çok zayıf bir duruma düşürmüştü. Renault, Amerika'da benzin fiyatları yükselmeye devam ederken ve dolar Fransa frankına karşı zayıfken, küçük ve yakıt tasarruflu Renault modellerini Amerika'da üretmenin en doğru zaman olduğuna karar verir. Şirket Renault 9 modelini uygun bulur. Amerikan pazarına özel versiyon Renault Alliance adıyla AMC tarafından üretilmeye başlanır. Renault, Amerika'da üretim yapan ikinci Avrupa firması olur. İlk yıl 142 bin Alliance satışı yapılır ve ilk yıllarda satış başarısı devam eder. 80'lerin ortasından sonra Amerika'da benzin fiyatları düşüşe geçince tüketiciler tekrar büyük motorlu otomobillere yönelmeye başlar. Alliance satışları da düşüşe geçer. Planları başarıya ulaşmayan Renault, 1984'te ayda 1 milyar frank zarar açıklamaya başlar. 80'lerin sonlarında Renault 9'un satışlarının Avrupa ve dünyada düşüşe geçmesiyle şirket özellikle global pazara uygun bir model üzerinde çalışmaya başlar. Finansal krizden çıkmak isteyen şirket için yeni tasarlanacak model hayati bir öneme sahipti. Yeni modelin tasarımı için İtalyan tasarımcı Giorgetto Giugiaro ile anlaşılır. Giugiaro, dönemin en başarılı tasarımcılarından biriydi ve birçok markanın popüler modellerinde onun imzası vardı. Giugiaro, Volkswagen Golf, Passat, Fiat Punto'nun yanı sıra Maserati 500 GT, Bugatti EB112 ve BMW M1 gibi birçok spor otomobili de tasarlayan kişiydi. 1984'te Renault yeni model için çok gizli bir proje olan X53 projesini başlatır. Üretilecek yeni model, o dönemin başarılı otomobilleri olan Ford Escort, Volkswagen Golf ve Japon üreticileri modelleriyle rekabet edebilmeliydi. Araç ekonomik, kaliteli, aynı zamanda dönemin tasarım trendine uygun olmalıydı. Bu nedenle tasarım ekibi, önceki Renault modellerinde kullanılan keskin hatlardan vazgeçip daha yuvarlak hatları tercih eder. 1984'te ilk eskizler Giugiaro tarafından yapılır. Bu çizim, 42 ay sürecek olan tasarım sürecinin başlangıcı olur. Bu süreçte Renault son çıkan teknolojiyi kullanır ve araç CAD programında modellenir.
CAD sayesinde modelin daha tasarım aşamasındayken aerodinamik ve teknik testleri yapılır. İlk modelleme aşamasında aracın önce 5'te 1 ölçekli modeli yapılır. Daha sonra gerçek boyuttaki modeli polyesterden üretilir. Aracın iç dizaynı da plastik ve ahşap kullanılarak modellenir. Şirket her şeyin doğru olduğundan emin olmak istiyordu. 10 ay sonra ilk prototip üretilir. Uzun yıllar süren X53 projesi Renault 19'a dönüşmüştü. Renault, şirketin kaderini belirleyecek olan yeni modelde dayanıklılık ve güvenliğe de büyük önem verir. Bu konuda Volkswagen ya da Volvo kadar başarılı olmayan şirket bunu değiştirmek istiyordu. Öncelikle yan panellerin kalınlığı Renault 11'e göre %40 arttırıldı. Şirket, aracı önceki modellere göre daha güçlü ve biraz daha ağır yaparak tüketicilere Alman otomobili hissi vermek istemişti. Otomotiv eleştirmenleri ise aracı sağlamlık, dayanıklılık, basit ve kullanışlı oluşu ile Japon otomobilleri ile karşılaştırıyordu. Aracın daha ağır olması, daha yavaş olması ve yüksek yakıt tüketimi demekti. Ancak Renault bu sorunu mükemmel aerodinamikle çözer. Aracın hava sürtünme katsayısı 0,30'du. Aynı dönemde Ford Escort 0,39, Volvo 740 0,41 sürtünme katsayısına sahipti. Ferrari F40'ın bile sürtünme katsayısı 0,34'tü. Yani Renault 19 bir spor otomobilden bile daha iyi bir aerodinamiğe sahipti. Üretime başlamadan önce Renault 19, süspansiyon testi, rüzgar testi, korozyon testi, aşırı sıcaklık testi ve çarpışma testi gibi birçok teste tabi tutuldu. Renault, yeni modelin dayanıklılığını kanıtlamak için dünyanın en zorlu bölgelerinde deneme sürüşleri yaptı. En dikkat çekeni Renault 19 filosunun Afrika Nehri'nde yaptığı sürüştü. Renault ayrıca 19 için 1.4 litrelik 80 beygirlik yeni bir motor geliştirir. Bu motorla modelin maksimum hızı 175 km/saatti. Motor küçük olmasına rağmen güçlüydü ve oldukça yakıt tasarrufluydu. Renault seri üretim için hazırdı. Şirket Renault 19 için üretim hattını da yeniler ve üretimde kullanılan robot sayısı arttırılır. Yeni modelin üretiminin %95'inde robotlar kullanılacaktı. Renault büyük beklentilerle 1988 yılında seri üretime başlar. Üretim bandından ilk çıkan Renault 19'lar 3 kapılı hatchback ve 5 kapılı hatchback olur. Düşük donanımlı Renault 19 versiyonları TR koduyla satışa çıkarılır. 1.4 litre 60 beygir motora sahip araçlar 4 vites ve 5 vites seçeneği sunar. Biraz daha donanımlı olan 1.4 litre 80 beygir motora sahip ve 5 vitesli Renault 19 versiyonları TS, TSE ve GTS adıyla satışa çıkar. Daha güçlü ve daha az otomobiller tercih eden tüketiciler için 1.7 litre 92 beygir motora sahip versiyonlar Renault 19 GTX ve TXE adıyla üretilir. Bir yıl sonra Renault 19'un sedan modeli üretim bandından çıkar. Hatchback versiyonlarındaki gibi sedan modelde de 1.4 litre 80 beygir, 1.3 litre 60 beygir ve 1.7 litre 92 beygir seçenekleri sunulur. Renault 19'un sedan versiyonuyla beraber şirket modellere sayı verme politikasına son verir. Sedan versiyona Chamat adı verilir. Fransa dışında birçok bölgede ise Renault Europe adıyla satışa çıkarılır. 1990 yılında Renault 19'un spor versiyonu 16S ve 16V adıyla üretilmeye başlanır. Araç 1.8 litre 133 beygirlik motora sahipti ve maksimum hızı 210 km/saatti. Renault modelleri 7.000 euro ile 11.000 euro aralığında satışa çıkarılır. Renault 19 dönemine göre oldukça etkileyici donanımlara sahipti. TSE modeli elektrikli camlara, elektrikli sunroof'a, merkezi kilit ve yüksekliği ayarlanabilir direksiyona sahipti. Renault'un büyük bir özenle geliştirdiği Renault 19, Fransa'da ve global pazarda beklenen etkiyi yapar. Renault 19, 1989'da İspanya'da ve Almanya'da yılın otomobili seçilir. Şirket, önceki üretilen Renault modelleriyle Alman pazarında her zaman zorlanmış ve yüksek satış yapamamıştı. Renault 19 ile bu durum değişir ve 1990 yılında model Almanya'da en çok satılan ithal otomobil olur. Yine 1990'da İrlanda'da, 1993'te ise Arjantin'de yılın otomobili seçilir. Renault global pazarda istediği başarıyı yakalamıştı. Renault 19, Belçika, İspanya, Portekiz, Tayvan
ve Rusya gibi birçok ülkede montaj fabrikalarında montajlandı. 1993 yılında ise Arjantin ve Türkiye'deki Renault fabrikalarında üretilmeye başlandı. 1992 yılında 5 kapılı hatchback Renault 19 yenilendi. Yenilenen model, aile sedanı ile station wagon karışımı bir tasarıma sahipti. Araç özellikle Doğu Avrupa ülkelerinde fazlasıyla tercih edildi. Gene aynı yıl Renault 19'un üstü açılabilir versiyonu lüks otomobil tercih eden kullanıcılara hitap etmek için üretilmeye başlandı. Renault 19 serisinin satışları yüksek olsa da şirket serinin uzun yıllar satamayacağının farkındaydı. Bu nedenle Renault 19 serisinin üretimine 1996 yılında son verildi ve yerini Renault Megane serisine bıraktı. Renault'un planları başarıya ulaşmıştı. Üretimde kaldığı 8 yıl boyunca Renault 19, Fransa'da ve global pazarda 3 milyondan fazla satış yapar. Renault 19'un satış başarısıyla ve 1990 yılında üretilmeye başlanan Renault Clio serisinin gösterdiği başarı da eklenince Renault finansal krizin içinden çıkmayı başarır. Ülkemizde Renault 19'un üretimi 1993 yılında başlar. Renault 19 Fransa'da pazara çıktığında Oyak Renault fabrikasında Renault 9 ve Renault 11 modelleri üretimdeydi. Bu nedenle 90'ların başına kadar az sayıda kabriyole versiyonu dışında Renault 19 ithal edilmemişti. Aynı yıllar Renault 9 ve Renault 11'in yerli rakipleri olan Fiat Tempra, Fiat Tipo, Ford Escort ve Opel Astra karşısında rekabette geri kalmaya başlayınca Oyak Renault 19 modelini Türkiye'de üretmeye karar verir. Üretim 1994 yılında sedan versiyonu ile başladı. 1.4 ve 1.6 litre motor seçenekleri sunan Renault 19, direksiyon kumandalı radyo teyp, sürücü hava yastığı gibi ilkler sundu. Renault 19'un hatchback versiyonu ise 1996'da üretilmeye başlandı. Şık tasarımının yanı sıra atekliği, konforlu yapısıyla ülkemizde ilk andan itibaren çok sevilen seri, 98 yılına kadar donanımları arttırılarak üretilmeye devam etti. 1998 yılında Megane modelinin üretilmeye başlanması üzerine 2001 yılında Renault 9 serisinin ülkemizdeki üretimine son verildi.